Yardımcı Öğretmen kanalından herkese merhaba. Yeni bir video ile tekrardan sizlerle birlikteyiz. Sevgili öğrenciler, bugünkü videomuzda sizlerle birlikte 4. sınıf matematik dersi geometrideki temel kavramlar konusunu işleyeceğiz. Okulda da şu anda bu konuyu gördünüz arkadaşlar. Dolayısıyla sizlere yardımcı olmaya çalışacağım bu video ile birlikte. Beni dikkatle dinlerseniz konunun temel kısımlarını öğrendikten sonra soruları rahatlıkla çözebileceğinizi düşünüyorum. Haydi hemen derse başlayalım. Arkadaşlar, birinci kavramımız bizim düzlem. Düzlemin ne olduğunun tanımına bir bakalım. Bazı şeyler düzlem mi değil mi, sonra o örneklere bakacağız. Şimdi arkadaşlar, düzlem eni ve boyu istenilen uzunlukta olabilen bölgeye denir. İstediğin kadar uzatabilirsin, genişletebilirsin. Arkadaşlar, bunlar yüzeyi düz olmasına göre düzlem de diyebiliriz arkadaşlar. İstenilen büyüklük ve genişlikteki sınırsız düz bölgeler. Arkadaşlar, buradaki düz bölgenin altını çiziyorum. Sınırsız düz bölge olmasına dikkat edin arkadaşlar. Bu kağıdın üzerinde şu anda bir düzlem modelidir arkadaşlar. Masamızın üstü veya bir sürü. Şimdi hemen hangisi düzlem, hangisi düzlem modeli değil bakalım. Mesela odamızın tabanı. Arkadaşlar, yüzeyi düzdür. Evet, bazılarında çok küçük pürüzler olabilir arkadaşlar ama bunları önemsemeyeceğiz arkadaşlar. Düzlem de küçük pürüzleri dikkat etmeyeceksiniz arkadaşlar. Genel bağlamda baktığımız odamızın tabanı bir düzlem modelidir. Aynı şekilde masanın yüzeyi, ciddi girintiler çıkıntılar yoksa, tablomuz, duvar, halı ve TV, televizyonun yüzeyi, arkadaşlar cam kısmı, bunların ekran kısmı hepsi düzlem modelidir arkadaşlar. Peki düzlem modeli olmayanlara bir bakarsak sanki düzlem modelini daha iyi anlayacağız. Hemen bakalım arkadaşlar. Yastığın yüzeyi, değil mi? Yastığımız böyle yamuk yumuk durur arkadaşlar. Dolayısıyla bu bir düzlem modeli değildir. Avizeler arkadaşlar böyle eğimli olur genelde avizeler. Farklı şekillerde olanları da vardır. Dolayısıyla avizeler de bir düzlem modeli değildir. Eğimli bir durumdadır. Toplarımız en güzel örneklerden birisidir arkadaşlar. Toplar gördüğünüz gibi yuvarlaktır arkadaşlar. Küre modelidir. Dolayısıyla onlar da bir düzlem modeli oluşturmazlar. Yine vazolar. Vazolar da böyle yamuk yumuk olur genelde arkadaşlar. Dümdüz bir vazo olursa tabii ki, ama sonuçta onun da yapısı gereği kendisi bir ovalliktedir. Dolayısıyla o da bir düzlem modeli oluşturmaz. Soğan, patates, meyvelerin büyük bir kısmı düzlem modeli değildir. Ütü yine düzlem olmayan örneklere verilebilecek bir örnektir arkadaşlar. Hemen şimdi ikinci sayfamıza geçiyoruz arkadaşlar. Bu düzlem konusu birazcık kafa karıştırıcı olabilir arkadaşlar. Düzlem. Şimdi daha önceki senelerde düzlemin parçasını da öğrenmiştiniz. Düzlem üzerindeki her şey düzlemin bir parçası deniyordu arkadaşlar. Dolayısıyla orada da bazı sorularla karşılaşabilirsiniz. Önceki senelerde o konuyu öğrendiğiniz için burada yer vermedim arkadaşlar. Hemen şimdi ikinci sayfamıza geçiş yapıyorum sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler, şimdi ikinci kavramımız bizim açılar. Açılar bizim çokça karşımıza çıkacak konulardan bir tanesi. Bu sene açı ölçmeyi de öğreneceksiniz. Arkadaşlar, hemen bu kısımda şunu öğreteyim ben size. Açılarla alakalı olarak açı ölçer kullanarak açı ölçme şeklini nasıl ölçeceğimizi açı ölçerle, bunu bir sonraki videoda göstereceğim. Çok dikkatli bir şekilde izleyin arkadaşlar. Çünkü birçoğunuz bu konuda zorlanıyorsunuz. Okulda da belki de tam anlamıyla öğrenememiş olabilirsiniz. Çok basit arkadaşlar. Bir dahaki videomuzu bekleyin. O videoda detaylıca anlatacağım arkadaşlar. Çünkü burada anlatarak yüzeysel anlatmak istemedim. Hemen şimdi açı kavramına kısaca bir bakalım. İki ışının, iki tane ışınımız olacak. Uçlarından birleştirildiğinde aralarında oluşan derece cinsinden ifadeyi biz arkadaşlar açı diyormuşuz. Ne demek istediğimizi kısaca bir örnek üzerinden bakalım arkadaşlar. Şimdi iki tane ışınımız olacak diyor. Bunlar birbirlerine birleşecek diyor köşeden. Ondan sonra da bunların aralarında oluşan derece cinsinden ifade istiyor, değil mi arkadaşlar? Evet, şimdi bu kelime kavramları öğrenelim arkadaşlar. Şimdi iki ışının birleştiği yere, noktaya biz köşe diyeceğiz arkadaşlar. Işının kollarına da kenar diyeceğiz sevgili öğrenciler. Gördüğünüz gibi açı için iki tane kenar, bir tane köşe ya da iki tane ışın olması gerekir. Aralarından yaptığı derece cinsinden değeri de ne diyormuşuz arkadaşlar? Açı diyormuşuz sevgili öğrenciler.
Şimdi arkadaşlar açıların sembollerini göstermeyi nasıl göstereceğimizi öğrenelim. Şimdi burada bir açı var. Biz bunu açıyı büyük harfle göstermemiz gerekiyor. Büyük harfi isimlendirmemiz gerekiyor. Mesela öğretmenin ölçüsüyle isimlendirelim arkadaşlar şurayı ve büyük harfle isimlendireceğiz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu ö açısı oldu. Şimdi neden özel isim gibi bir şey söyledim? Yani özel isim olmasına dikkat edin. Ömer işte veya Özlem gibi isimler, özel isimler büyük harf yazılır değil mi öğrenciler? Sevgili öğrenciler. Dolayısıyla açılar da büyük harf yazılır. Buradan da isminizden aklınıza kalsın yani. Şimdi büyük harfle isimlendirilir. Burası tamam. Bir de arkadaşlar açıların bize sembolü var. Şimdi biz bunu ö yazdığımızda direkt harf de olabilir bu. Bunu açı olduğunu, açı ifade ettiğini anlatmamız gerekiyor. Dolayısıyla biz açıları iki tane sembolle gösteriyoruz. Birincisi harfin üzerine koymuş olduğumuz bu küçük çatıya benzeyen işaret. Diğeri de yanına böyle küçük türe benziyor ama altı birazcık düz arkadaşlar. Dar açıya benzediği için de bu şekilde gösterilmiş. Bu iki sembolle biz açılarımızı sembolle göstermiş oluyoruz. Hemen şimdi aşağı kısmında gösterecek olursak. Şimdi şöyle birazcık aşağı indireyim. Arkadaşlar bakın burada Y açısı ve M açısı var arkadaşlar. Şimdi bunları büyük harfle göstermişiz gördüğünüz gibi. Şimdi iki farklı şekilde de isimlendirelim. Y açısı üstüne çatı işareti koydum. Bir de Y yazıp yanına yine o dar açı sembolünü koyduk sevgili öğrenciler. Diğer açımıza bakalım. M açısı ve M açısı şeklinde iki farklı şekilde sembollendirebiliriz. Sevgili öğrenciler bir önceki senemizde biz açı çeşitlerini aslında öğrenmiştik. Ama hatırlatma olsun diye ben bu videomda buna da yer verdim. Şimdi açı çeşitlerini kısaca bir hatırlayalım arkadaşlar. Açılar arkadaşlar 5 tanedir ama tam açıyı almadım burada. Dolayısıyla 4 tanesini göstersem de yeterli olacaktır. Öncelikle şunu bilmenize fayda var arkadaşlar. Açılardan dik açıyı bilin. Çünkü geniş ve dar açının tanımlaması dik açı üzerinden oluyor. Dolayısıyla dik açıyı bilmemiz demek diğer iki tanesini de daha kolay kavramamız anlamına gelecektir. Şimdi dik açıya bakalım. Ölçüsü 90 derece olan açıymış arkadaşlar. Yani dik 90 derece. Hani bizim L harfimiz var ya, o L harfinin bir sürü farklı şeklinde düşünebilirsiniz. Dolayısıyla açılar, dik açılar 90 derece olduğunu söylememiz gerekiyor. Zaten bir sonraki dersimizde de derece cinsini ölçmeyi öğreneceğiniz zaman daha kolayca kavrayacaksınız arkadaşlar. Peki dar açı ne demek arkadaşlar? Dar açı da ölçüsü 90 dereceden küçük olan açıdır. Yani dik açıdan küçük olan açılardır diye söyleyebiliriz arkadaşlar. Geniş açı ise arkadaşlar adı üstünde dik açıdan yani 90 dereceden büyük olan açılardır. 90 dereceden küçük, 90 dereceden büyük. Sevgili öğrenciler bu kadar kolaylıkla bunu anlayabilirsiniz. Şimdi bir de doğru açımız var arkadaşlar. Doğru açımızın ölçüsü de 180 derecedir. Dümdüz bir açıydı arkadaşlar bu. Hatırlayacak olursanız. Orada da açı vardır arkadaşlar. Dolayısıyla bu da 180 derece oluyordu sevgili öğrenciler. Çevrenizde birçok yerde bu açıları görebilirsiniz arkadaşlar. İşte makasın açıldığı aralık olsun. Ondan sonra evdeki kolonlarımızın yere yaptığı açı olsun. Kapıyı açıp kapattığımızdaki o aradaki derece cinsinden ifade açının daralıp genişlediğini görebilirsiniz. Evinizin birçok yerinde arkadaşlar çok rahatlıkla görebilirsiniz. Hatta şurada iki tane kalemle de yapabilirim ben size. Bakın burada açıyı genişletip daraltabilirsiniz sevgili öğrenciler. İşte bunların hepsinin iki tane ışının birbiriyle yapmış olduğu aralarındaki derece cinsinden ifadeyi biz açı diyoruz arkadaşlar. Şimdi burada dört tane açımız var. Bu açıların ne açısı olduğunu bulalım. Arkadaşlar bu elimde görmüş olduğunuz aletin adı dik açı ölçerdir. Dolayısıyla dik açı ölçer yardımıyla ben bu sembollerin ne anlama geldiğini de öğrenebilirim. Hemen şöyle kağıdımı birazcık yukarıya kaldırayım daha iyi görünsün. Evet arkadaşlar şimdi bakın dik açı diyoruz değil mi? Bu da dik açı ölçer olduğuna göre dik açıyı tam üstünde gelmesi lazım. Bakalım gördüğünüz gibi arkadaşlar direkt tam üstünde oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar dik açımızı bulduk. Bunun adı dik açı. O zaman şimdi dar açı dediğimiz şey bizim
90 dereceden küçük olacaktı. O zaman ışının bir tanesi bu bizim dik açı ölçerimizin içine doğru gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Bakalım hemen şimdi hangisiymiş o? Şu olması lazım. Bakalım arkadaşlar. Şöyle köşesine koydum yine. Tam olarak şöyle denk getireyim. Gördüğünüz gibi bakın arkadaşlar. İçindeki mavi çubuk yani yukarıya doğru giden ışın diyeyim. Doğru ifadeyle. Yukarıya doğru giden ışın bizim dik açı ölçerimizin içine doğru gitti. Neden? Çünkü dik açı ölçerimiz bizim 90 derece arkadaşlar. İçine doğru gittiği için dolayısıyla o 90 dereceden küçük olduğunu anlayabiliriz. Ve biz buna dar açı diyeceğiz sevgili öğrenciler. Devam edelim. Şimdi burada bir tane yine açımız var. Bakın bir kısmını yine düzledim. Bir açıyı düzledim. Ve bu sefer bakın arkadaşlar dik açı ölçerdi bu biliyorsunuz. Işının birisi dışına doğru gitmiş arkadaşlar. Yani 90 dereceden büyük olduğunu anlayabiliriz biz bu açının. Dolayısıyla 90 dereceden büyük olan açılara da biz ne diyorduk? Geniş açı diyorduk arkadaşlar. Hemen onu da yazalım. Evet sevgili öğrenciler, son olarak da şunu göstereyim. Gördüğünüz gibi bakın dümdüz uzanan ve bir doğrusal ifade olarak da gördüğümüz bu açı ise arkadaşlar biz doğru açı diyeceğiz. Bir doğru ifadesi olarak görüldüğü için doğru açı diyeceğiz. Arkadaşlar bunların iki tanesini ölçmeden de bilebiliriz. Dik açı 90 derecedir. Doğru açı ise 180 derecedir. Şimdi şu üzerlerine koymuş olduğum küçük halkanın ne anlama geldiğini merak ediyorsunuzdur belki. Hemen şimdi arka sayfada onu açıklıyorum sevgili öğrenciler. Evet arkadaşlar son sayfamıza geldik. Bu sayfadan sonra çalışmamızı tamamlayacağız. Bundan sonraki sorularınızı rahatlıkla yapabileceksiniz. Sevgili öğrenciler şunu söyleyeyim. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Aynı zamanda bu içerikleri kendiniz çalışmak adına da yardimciogretman.com sayfasından indirebilirsiniz. Artık hepiniz biliyorsunuz ki bizim internet sitemizde bu içerikleri paylaşıyoruz arkadaşlar ve oradan da siz indirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar açı gösterme ve isimlendirme size kısaca anlatıp videomu tamamlayacağım. Şimdi arkadaşlar burada bir tane ABC açısı gibi bir açı çizmişiz ve içindeki dereceyi de vermişiz. Şimdi arkadaşlar açıların birimi derecedir arkadaşlar. Derece birimiyle ölçülür sevgili öğrenciler. Ve bu derece biriminin sembolüyle böyle rakamın yanına küçükçe bir halka yapmaktır arkadaşlar. Biz bu şekilde dereceyi ifadelendiriyoruz sevgili öğrenciler. Peki açıları nasıl isimlendireceğiz sevgili öğrenciler? Açıları isimlendirmenin birkaç tane teknik kuralı var. Hemen şimdi size onları anlatacağım arkadaşlar. Beni dikkatle dinlerseniz sorularda her zaman doğru yaparsınız. Dikkatle dinleyin arkadaşlar. Hemen şimdi 3 farklı şekilde isimlendirdiğini bir kere unutmayın arkadaşlar. 3 farklı şekilde isimlendirebiliriz. Hemen şimdi söyleyelim. Her zaman açının olduğu köşe burada ne? B değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla onun hep ortada olacağına dikkat etmeniz lazım. Yani A, B, C ya da C, B, A şeklinde tersten de okuyabiliriz. Veya sadece B açısı olarak da gösterebiliriz sevgili öğrenciler. Şimdi bakalım. A, B, C açısı dediğimiz gibi birazdan önce göstermiştim böyle çatı gibi olan işaret. Ya da C, B, A açısı ya da B açısı. Arkadaşlar diğer sembol de neydi? Şuydu hatırlayacak olursanız. Bu şekilde de yine gösterebilirsiniz sevgili öğrenciler. Dolayısıyla bu da isimlendirmeye uygun olacaktır. Tekrar edelim. Burada dikkat edeceğiniz nokta ortadakinin açıyı göstermesi gerekiyor arkadaşlar. Burada nerede? B noktasında olduğu için ortada yazacak harfin her zaman B olması gerekiyor arkadaşlar. Dolayısıyla 3 farklı şekilde isimlendirilir ve bu açımızda ortada olacak harf B'dir arkadaşlar. Hemen şimdi biz bunların derece ile sembolle gösterimini öğrenelim. Bunlar isimlerini söyledi. Hani senin adın ne dediğinde söylüyorsunuz ya. Ya da sen kaç yaşındasın dediğinde işte onu sembolle göstermemiz gerekiyor. Ölçüsünü bilmemiz gerekiyor. Şimdi onu anlatayım arkadaşlar. A, B, C açısının ölçüsünü göstereceğimiz zaman A, B, C açısı yapıp içine parantez içine alıp dışına da S harfi koyacağız arkadaşlar. A, B, C açısının ölçüsü. C, B, A açısının ölçüsü. B açısının ölçüsü şeklinde okuyabiliriz arkadaşlar. Ve böyle bir ifade olduğunda eşittir koyup yanına o derecenin ne olduğunu
yazmamız gerekiyor sevgili öğrenciler. Bu şekilde de açıların ölçüsünü sembolle göstermiş oluruz. Bu ise isimlendirmeydi sevgili öğrenciler. Ölçüsünü sembolle gösterme ve isimlendirme. Ne zaman ne istediğinde ne yapacağınızı dikkatlice bilmeniz gerekiyor arkadaşlar. Soruları dikkatlice okuyun. Şimdi arkadaşlar soruyorum köşesine geçiyoruz. Bunun cevabını yoruma bekleyeceğim. Hemen sizlerle birlikte soruyu okuyup videomuzu tamamlayacağım sevgili öğrenciler. Şimdi arkadaşlar burada R, M, V kenarlarını, köşenin noktalarını vermiş. Ve burada bir açı var arkadaşlar. Yukarıda verilen açı ile ilgili hangisi yanlıştır diye soruyor size arkadaşlar. A şıkkımız sembolle 3 farklı şekilde gösterilir arkadaşlar. Köşesi M noktasıdır diyor. Sembolle gösterimi V, R, M açısıdır diyor. Ve kenarlarından birisi MV ışınıdır diyor arkadaşlar. Cevaplarını yoruma bekliyoruz sevgili öğrenciler. Evet sevgili öğrenciler, açılar ve geometrik şekilleri tanıma konusuyla sizlerle birlikte olduk. Bundan sonraki videomuzda sizlere açı ölçer aracıyla açıları nasıl ölçeceğimizi öğreteceğim. Bakın şu açı ölçer aracı dediğimiz buydu arkadaşlar. İletki diye aradı. Bununla açıları nasıl ölçeceğimizi sizlere göstereceğim ve bunların kullanışını öğreteceğim. Bir dahaki videomuzda görüşünce dek hoşça kalın, dostça kalın. Derslerinizde ve çalışmalarınızda başarılar dilerim sevgili öğrenciler. Görüşmek üzere.